Ortağımız Sayın Selçuk Helvacıoğlu. Bakalım bizlere firması ve ürün yelpazeleri hakkında hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle bizim kanala. Hoş bulduk diyorum. Burada bulunmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Tüm Türkiye adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çünkü sadece biliyorum ki Kocaeliler değil tüm Türkiye yararlanıyor bu keyifli hizmetten. Kesinlikle öyle. Bu bölge açısından bu hizmeti katmak ve mevcut olan tecrübemizi bu sektöre aktarmak açısından kurucu ortam beraber Tolga Bey'le birlikte bu işe bu bölgede gönül verdik. Başladık, yapıyoruz. Müşterilerimizi elimizden geldiğince isteklerine cevap verebilecek şekilde karavanlarda üretim yapmaktayız. Süpersiniz. Burada gerçekten güzel bir konunun altını çizdiniz aslında. Hani yılların tecrübesi. Burada bir yıllık bir mekandayım çünkü neredeyse ikinci yıl dolmak üzere ama değil mi? Özür diliyorum, sözünüzü kestim ama şöyle bir durum var. Evet, doğru, haklısınız. Kurum şu anda bir yıllık, marka adında bir yıllık. Fakat daha önceden bir background'umuz var. Aynen, tam onu altını çizmek istiyorum. Şimdi mevcut olarak ben ve diğer kurucu ortağımız Tolga Bey de ikimiz de teknik altyapı üzerinden gelmekteyiz. Bu kısmın zaten işte elektriksel ve otomasyonsal kısmı tamamen benim kontrolüm ve projelendirmem üzerinde. Mekanik altyapısı ve mobilya kısmındaki tüm altyapıları diğer kurucu ortağım Tolga Bey'in üzerinde, yani planlaması üzerinde. Bölüştük. Biz burada güçlerimizi aslında birleştirdik. Ondan sonra ve dipsi karavanı doğmuş oldu. Bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Harikasın. Karavan diyoruz deminden beri ama karavan deyince nasıl bir karavan gelmeli aklımıza? Hangi tip karavanlara imza atıyorsunuz? Şimdi aslında piyasada bilinen iki tip karavan var. Birisi motorize, yani motorlu aracı dönüşmesi, diğeri de çekme karavan. Biz daha çok motorlu aracın dönüşümü üzerine hizmet veriyoruz. Yani sıfırdan normal bir panel van geliyor. Biz bunu istekleriniz doğrultusunda biraz daha butik tabir edilen imalat şeklinde, özel isteklere cevap verecek şekilde karavan haline getiriyoruz. Aynı zamanda mevcut piyasadaki karavanların da sorunlarını gidermek konusunda mevcut olan background'umuzdan yararlanarak da destek vermek durumunda kalabiliyoruz. Arıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerinde de servis yapabiliyoruz. Burada da servis yapabiliyoruz. Ek özellikle katabiliyoruz. Bilgimizin ve tecrübemizin döndüğünce diyelim. Yani sadece sıfır karavanlara hizmet vermekle kalmıyoruz. Hayır. Ellerinde karavan olan sevgili dostlarımıza da elimizden geldiğince destek olmaktan onur duyuyoruz. Biraz işte çok fazla da böyle bir şey olmasın ama hani elimizden geldiğince bilgimiz ve bu zamana kadarki tecrübelerimize istinaden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim müşterilerimizin bizim karavanımızda yaptıkları kamptan zevk almaları. En önemli şey bu. En büyük hedefimiz aslında bu. Hani sorun yaşamamaları. Birçok bu piyasada olduğumuz için biliyoruz. Sıkıntı yaşayan insanlar var. Bu bir keyif işi. Bu keyif sıkıntıyla sonuçlandığında o gidilen yerden alınan zevk azalıyor. Biz bunu istemiyoruz. Bizim önceliğimiz bizim karavanımızda kim tatil yapıyorsa mutlu dönsün. Bizim en büyük kazancımız burada bu. Bunun üzerinden yürüyoruz. Tamamen amacımız bu aslında. Peki efendim, burada yılların tecrübesinin buluşma noktası dedik dipsi için. Aynen. Buradan sevgili karavan tutkunlarına, gönüllülerine bir mesajınız olabilir mi? Karavanlarını yaptırırken veya yeni bir karavan satın alırken nelere dikkat etmeliler ki biraz evvel vurguladığınız gibi başları ağrımasın? Evet, yani çok haklısınız. Bu konuda piyasada çok fazla ürün var, çok fazla gam var. Burada önemli olan şey insan hayatı aslında birinci öncelik, keyiften önce. Yani bu çok riskli ekipmanların bir araya gelmesiyle birlikte oluşturulan bir ürün. Burada insana zarar verebilecek birçok done var. Bunları doğru, eğer konumlandırmaz, doğru yapılmazsa cihaza zarar, karavana zarar. Her şeyden önce bir birikiminiz var. İnsanlar buna bir birikim, bir şu anki mevcut duruma göre ciddi bir birikim harcıyor. Şimdi bu verdiğinin bir karşılığını alması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki bir şey, her şeyin bir bedeli var. Piyasada çok açık bir yelpaze. Fakat oldukça bir kalitenin de bir bedeli var. Şunu ben öneririm insanlara. Bu bir keyif işi. Bu işi bir kere yapıyorsunuz. Hep eşim der sürekli işte bir kere yapıyoruz diye bir sözü vardır hanımların. Bir kere yapılsın, bir kere düzgün yapılsın. Evet, belki ilk zamanlarda böyle biraz hani bizim Türk insanı maliyete bakıyor açıkçası ama kesinlikle önceliği aslına bakarsanız kalitesi. Yani bundan keyif almanız. Ne kadar para verirseniz verin, ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Eğer kamp alanında sorun yaşamıyorsanız onu unutuyorsunuz. O zevke dönüşüyor. Ama siz gidip de kamp alanında bu cihazdan, bu karavandan bir sıkıntı yaşarsanız
bu size eziyete dönüşüyor. Ondan sonra birçok insan duyuyoruz ki karavancılık hayatı bana göre değil deyip bırakıyor. Aslında hiç öyle bir şey değil. Doğru karavan, doğru imalat, doğru proje, doğru işçilikle yapıldığı sürece bu gerçekten çok keyifli bir iş. O zaman ne diyoruz? Adres belli. Adres belli. Dipsi karavan. Buradan şunu anlıyorum tek bir cümleyle. Önceliğiniz lütfen kalite olsun diyoruz. Kesinlikle. Sevgili karavan severlere duyurulur burada. O zaman son soruyu soralım. Hedefler neler diyelim? Hedeflerimiz açıkçası bu sektörü biraz daha yurt dışına taşıyıp biraz daha bu işleri onlarla tartışmak. Asıl bu işin başlangıç kökeni de benim yabancılarla zaten. Ben bu sektörde biraz daha onlarla iletişime geçeyim. Çünkü yabancı karavanlar da desteğe geliyor bize. Biz onlardan da hala öğreniyoruz, öğrenmeye açığız. Teknikeriz, teknik altyapıya sahibiz. Biz her zaman gelişime açığız. Burada görmediğimiz çok farklı ürünler ve çok farklı uygulamalar var. Bunları kendi bünyemize nasıl katabiliriz ve nasıl geliştirebiliriz sürekli bakıyoruz. Sürekli yenilenme amacımız. Bu sebeple ben artık bu işin uç noktasını yurt dışındaki bu üreticilerle tartışarak hani nasıl daha iyiye getirebiliriz hedefin aslında. Yoksa artık tamam biz yerli işi evet belli bir stabiliteye oturtturduk. Sonraki amacımız bu diyelim yani. Süpersiniz. Ben sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Gerek size, gerekse sevgili Tolga Beyefendi'ye yılların gerçekten çok uzun tecrübelerini tek bir mekanda Deep Sea Caravan markasıyla bizlerle buluşturma, en iyi, en güzeli, en doğru hizmeti verme çabanız için. Diliyorum ki bu kaliteli hizmetiniz nice yıllar boyu daha da gelişerek sizin de önemli belirttiğiniz gibi bizlerle olsun. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık tekrar. Çok teşekkürler. Evet, Kocaeli Haber TV izleyicileri, İzmit Kocaeli'nden Deep Sea Caravan'a teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.